Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle söz sanatlarını işleyeceğiz. İlk söz sanatımız arkadaşlar benzetme. Arkadaşlar benzetmeyi hepiniz aşağı yukarı bilirsiniz. Bir şeyi belli özellikleri bakımından başka bir şeye benzetmek arkadaşlar. Bir şeyi belli özellikleri bakımından başka bir şeye benzetmek olarak niteleyebiliriz. Şimdi örneklerle gidelim arkadaşlar. İlk cümlemiz şu şekilde. Bu ateş gibi aşk yıllarca sürecek. Bu ateş gibi aşk yıllarca sürecek. Arkadaşlar, burada sizce ne benzetiliyor? Yani bir şey başka bir şeye benzetiliyor. Evet arkadaşlar, sizi duyar gibiyim. Aşk ateşe benzetiliyor arkadaşlar. Aşk ateşe benzetiliyor. Şimdi benzeyen nedir? Aşk. Aşk neye benzetilmiş arkadaşlar? Ateşe. Tamam mı? Benzeyen ve benzetileni bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Bir şey benziyor. Neye benziyor? Neye benzetiliyor? Başka bir şeye. Aşk benzeyen, benzetilen neye benzetiliyor? Ateşe benzetiliyor arkadaşlar. Şimdi burada unutmamanız gereken bir şey var arkadaşlar. Gibi kelimesi. Gibi kelimesi arkadaşlar. Şunu hiç unutmayın. Gibi kelimesi daima benzetme edatıdır arkadaşlar. Bunun adı benzetme edatı. Sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde dursun. Şimdi arkadaşlar bir de benzetme yönü diye bir şey var. Benzetme yönü. Nedir benzetme yönü arkadaşlar? Hani biz bir şeyi başka bir şeye benzetiyoruz ya. Hangi özellik bakımından benzetiyoruz? Hangi özellik bakımından benziyor? Mesela ben bir örnek vereyim size. Aslan gibi cesur bir adamdı. Bakın adam benzeyen neye benzetiliyor? Aslana benzetiliyor. Hangi özelliği bakımından benzetiliyor arkadaşlar? Evet. Cesaret. Evet arkadaşlar. Cesaret özelliği bakımından aslana benzediği için arkadaşlar cesaret benzetme yönü. Burada da aşk hangi özellik bakımından ateşe benzetilmiş arkadaşlar? Yıllarca sürmesi bakımından. O zaman yıllarca kelimesi de bizim için benzetme yönüdür. Ha arkadaşlar geçmeden şunu da söyleyeyim. Bakın benzetmelerin çoğu gibi edatı kullanılarak yapılır. Yani benzetme cümleleri çok yüksek oranda gibi kelimesi gibi benzetme edatı kullanılarak yapılır. Ama gibi kelimesinin olmadığı, gibi kelimesinin geçmediği benzetme cümlelerimiz de vardır. Bir örnek vereyim. Siz de daha sonra örneklerinizi yazarsınız, pratiğe dökersiniz. Aslan Ahmet bu işi başarır. Bakın, Aslan Ahmet bu işi başarır. Ahmet benzeyen, Ahmet'i neye benzetiyoruz? Aslan'a benzetiyoruz, benzetilen aslan. Ama burada bir gibi kelimesi var mı? Benzetme edatımız var mı? Yok. Ama yine de buna benzetmedir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir başka örneğimize bakalım. Mehmetçik cesaret ve kahramanlıkta aslan gibidir. Şimdi Mehmetçik cesaret ve kahramanlıkta aslan gibidir. Arkadaşlar burada benzeyen nedir? Kimdir? Mehmetçik. Mehmetçik benziyor. Mehmetçik neye, kime benzetiliyor arkadaşlar? Aslana benzetiliyor. Benzetilen öğemiz aslandır. Peki hangi bakımdan, hangi özellik bakımından aslana benzetiliyor Mehmetçik? Cesaret ve kahramanlık. O zaman cesaret ve kahramanlık da bizim için benzetmenin hangi öğesidir arkadaşlar? Evet, benzetme yönü. Zaten burada gibiyi gördünüz değil mi? Gibidir diyor. Gibi burada yine benzetme edatıdır diyeceğiz arkadaşlar. Şu cümleyi de inceleyelim arkadaşım. Hüseyin amcanın altın gibi bir kalbi vardır. Hüseyin amcanın kalbi benziyor. Kalbi neye benziyor? Altına benziyor arkadaşlar. Benzetilen öğemiz de burada altın oluyor. Peki şimdi Hüseyin amcanın kalbi altına benziyormuş. Peki hangi özellik bakımından benziyormuş? Var mı bu cümlede? Yok. O zaman bu cümlede benzetme yönü yoktur arkadaşlar. Peki benzetme edatını buldunuz mu? Evet, gibi kelimesi arkadaşım, doğru.
Şimdi diğer cümleye bakalım. Takım elbiseyi giyince iş adamları gibi olmuşsun. Takım elbiseyi giyince iş adamları gibi olmuşsun. Şimdi arkadaşlar, olmuşsun diyor. Kim? Sen. Bakın burada bir gizli özne var. Dikkatli olun. Burada benzeyen öğe cümlenin içinde yok. Birine söylüyor ama o kişi cümlemizde geçmiyor arkadaşlar. O yüzden benzeyen öğemiz burada yok. Peki sen, yani buradaki kişi, gizli özne neye, kime benzetilmiş? İş adamlarına. Benzetilen öğemiz iş adamları. Benzetme edatını yine bulabildiniz gibi kelimesi. Peki hangi bakımdan iş adamlarına benzemiş? Var mı içinde? Hangi özellik bakımından? Yok. Demek ki burada benzetme yönü ve benzeyen öğemiz yok. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, burada pratiğe döküyoruz. Burada benzetmelerin nasıl yapıldığını, benzetme öğelerinin hangileri olduğunu, bunları nasıl bulacağımızı inceliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani şunu bileceksin arkadaşım. Benzetmenin 4 öğesi vardır. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı. Tamam mı? Ve bunları teker teker görüyoruz zaten. Ama tabii ki bütün benzetme cümlelerinde bunların hepsi geçecek diye bir şart yok arkadaşım. Bu örneklerde gördüğün gibi bak, kiminde benzeyen yok, kiminde benzetilen yok, kiminde benzetme edatı yok, kiminde benzetme yönü yok. Ama sana şöyle bir soru gelebilir. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmenin bütün öğeleri kullanılmıştır? Bütün öğeleri. Bu 4 öğeyi de bulacaksın. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı arkadaşım. Bulaşıklar dağ gibi yığıldı. Arkadaşım burada bulaşıklar benzeyen. Peki bunu neye benzetmiş? Evet, dağa benzetmiş. Peki hangi özellik bakımından? Yok. Benzetme yönümüz yok arkadaşım. Ama benzetme edatımız da yine gibi burada var. Zaten bunları yaptık. Şimdi geldik arkadaşım kişileştirmeye. Evet. Şimdi arkadaşlar, kişileştirme, bir kere kişi nedir bunu bir düşüneceğiz. Kişi nedir arkadaşım? Kişi insan demektir. Kişi insan demektir. Peki kişileştirme ne demek olabilir? İnsanlaştırma aslına bakarsanız. Yani daha sade bir şekilde şunu söyleyeceğiz. Arkadaşım, kişileştirme insana ait bir özelliği. Bakın, insana münhasır, insana ait, sadece insanda olabilen bir özelliğin insan dışı bir varlığa verilmesidir. Yani bu bir hayvan olabilir, bir bitki olabilir, bir eşya olabilir veya işte bir hava durumu bile olabilir, bir manzara bile olabilir. İnsana ait bir özelliğin insana verilmesi, insan dışı bir varlığa verilmesidir. Gelin inceleyelim. Güneş uyuduğu zaman şiir yazabilirdi. Arkadaşlar, güneş uyur mu? Hayır. Ha, uyumak sadece insana ait midir? Hayır. Ama burada insana aitmiş gibi düşünüp güneşe veriyor bu özelliği. Dolayısıyla burada güneşi ne yapmış oluyor? Kişileştirmiş oluyor. Şimdi bu cümledeki kişileştirmeyi bulabildik. Yani bu cümlede bir kişileştirme olduğunu fark ediyoruz. Ama soru sana şunu söyleyebilir. Bu cümlede, yani bak cümleyi bir daha söyleyelim. Güneş uyuduğu zaman şiir yazabilirdi cümlesindeki kişileştirilen varlık hangisidir? Bulalım. Güneş uyuduğu zaman diyor, değil mi? Kim uyuyor? Güneş. İnsan dışı varlık hangisi burada? İnsanlaştırılan güneş. Dolayısıyla cevabımız güneş olacak. Bir serçe minik kıza bir masal anlatıyordu. Arkadaşlar, serçe masal anlatıyormuş. Peki masal anlatmak insana ait bir özellik değil mi? Evet. Peki bunu hangi varlığa vermiş? İnsan dışı bir varlık olan serçeye vermiş. Dolayısıyla yine burada ne var arkadaşım? Kişileştirme var. Uyuyan günlerin yanına, pardon, rüzgar annemin kokusunu getir bana. Şimdi gidip annesinin kokusunu getirecek. Yani bunu bilinçli yapacak. Bir kere bilinç, akıl, zeka, irade kimde var arkadaşım? İnsanda var. Ama bu özelliği kime veriyor bu cümlemizde? Rüzgara veriyor arkadaşım. Dolayısıyla burada rüzgarı kişileştiriyor. Yani insanlaştırıyor. Uyuyan güllerin yanına yağmur usulca yaklaştı. Bak, usulca yaklaşmak.
yine bilinçli yapılan, yine akılla, zekayla yapılan bir davranıştır. Ve bunu kime veriyor arkadaşlar, neye veriyor arkadaşlar? Yağmura veriyor. Yağmuru burada kişileştiriyor. Köpekler bir sırrı saklar gibi bakıyordu gözlerime. Arkadaşlar köpekler sır saklar mı? Ya da sır saklamak sadece insana ait değil mi? Evet arkadaşım, insana ait. Bundan dolayı köpekler burada kişileştiriliyor. Dikkat ettiniz mi? Burada kişileştirme var. Evet, insana ait bir özelliği köpeğe vermiş. Peki ikinci bir söz sanatı olarak hangisini buldunuz? Evet, sizi duyar gibiyim arkadaşım. Benzetmeyi buldunuz. Gibi, gibi benzetme edatı. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, bir cümlede eğer gibi kelimesi, yani benzetme edatı varsa o cümlede kesinlikle benzetme vardır arkadaşım. Tamam mı? Gibi gördüğün anda benzetmeyi yapıştır. Bu cümlemizde hangi söz sanatları var? Kişileştirme ve benzetme. Örneklerimizi incelemeye devam edelim. Çocukluğum oynar serin avluda. Arkadaşlar çocukluk, eski, eskide kalan bir yaşımız. Sizce bu oyun oynayabilir mi? Hayır. Burada çocukluğunu kişileştiriyor arkadaşlar. Rüzgar uyumuş. Rüzgar uyur mu? Kişileştirme. Bakın rüzgar kişileştirilmiş. Ay gülüyor. Arkadaşlar ay güler mi? İnsana ait değil mi? Burada ay kişileştiriliyor. Size şöyle bir soru da gelebilir. Yine hani yeri gelmişken söyleyelim teker teker. Hangi cümlede birden fazla varlık kişileştirilmiştir? Birden fazla varlık. Bu cümlede hangileri kişileştirilmiş arkadaşlar? Rüzgar ve ay kişileştirilmiş. Yeşil sedirlerde dinlenir huzur. Arkadaşlar bir kere huzur soyut bir şey. Hani dokunamadığımız, göremediğimiz, koklayamadığımız, öyle değil mi? Hissedemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bir insan değil. Ama huzura insana ait olan dinlenme özelliği verilmiş. Dolayısıyla huzur burada ne olmuş arkadaşlar? Kişileştirilen bir varlık haline gelmiş. Akdeniz'in dalgaları cilveli, Akdeniz'dir denizlerin güzeli. Şimdi denizlerin güzeli olabilir. Hani bütün denizler içinde en güzeli odur anlamında. Ama bundan önceki ifade nedir? Akdeniz'in dalgaları cilveli. Arkadaşlar, cilve yapmak yani genelde insanlara daha çok bayanlara ait, bayanların yaptığı bir durum değil midir? Evet arkadaşım, ama bu cilveli, yani cilve yapma olayını kime vermiş? Akdeniz'in dalgalarına vermiş arkadaşlar. Yani Akdeniz'in dalgaları kişileştirilmiş arkadaşım. Peki, şimdiye kadar benzetme ve kişileştirmeyi gördük. Şunu unutmamanızı istiyorum. Diğer isimlerini bilmemiz gerekiyor bu ifadelerin. Yani benzetmenin diğer adı, benzetmenin diğer adı teşbih. Unutmuyorsun. Teşbih. Kişileştirmenin diğer adı arkadaşlar teşhis. Hani bir şeyi teşhis edersin ya. Adı teşhistir arkadaşım. Bunu da sakın unutma. Evet arkadaşlar, bir diğer cümlemize geçeceğiz. Bir saniye. Evet. Bir diğer cümlemiz arkadaşlar. Ben öpmeden önce yanaklarını, varsın teller, tüller, duvaklar öpsün. Arkadaşlar, yani öpmek, hani insan gibi öpmek, öpmek istemek insana aittir ama burada neye hangi bu özelliği kime veriyor arkadaşlar? Hangi öğelere? Tellere, tüllere ve duvaklara veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada 3 tane kişileştirilen öğemiz var. Tel, tül ve duvak. Geldik konuşturmaya arkadaşlar. Şimdi konuşturmanın bir kere diğer adı hemen aklınızda olsun. Bir yere not alın. İntak. İntak. 5 harfli arkadaşlar. Diğer adı intak. Şimdi aslına bakarsanız konuşturma bir söz sanatıdır ama bir kişileştirmenin bir parçası gibidir. Onun bir alt dalı gibidir. Şimdi biz ne demiştik kişileştirmede? İnsana ait özellikleri insan dışındaki varlıklara vermek. Arkadaşlar insana ait özellikler nelerdir? Nelerdir arkadaşlar? Düşünelim. Düşünmek, konuşmak, işte üzülmek, sevinmek, selam vermek gibi insana ait özellikler var. Bu da insana ait olan konuşturma özelliği. Yani insan dışı bir varlığın
konuşturulmasına biz konuşturma, diğer adıyla intak diyoruz arkadaşlar. Kişileştirmenin bir parçasıdır aslında. Tamam mı? Onun bir alt dalı gibidir. Şimdi bakalım, inceleyelim örneğimizi. Benim adım Dertli Dolap. Bakın, dolap konuşuyor. Dikkat ettiniz mi? Bakın, dolap bir şey diyor burada. Benim adım Dertli Dolap. Dolap konuşuyor. Arkadaşlar, burada insan dışı varlık konuştu mu? Konuştu. O zaman burada ne var? Konuşturma. Yani intak. Tamam mı? Suyum akar yalap yalap, böyle emreyleymiş çalap, derdim vardır inilerim. Arkadaşlar çalap, hani aklınızda olsun arkadaşlar, eski Türkçe'de Tanrı, Allah demektir arkadaşlar. Tamam. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında, hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Evet, yine burada bir şey konuşuyor arkadaşlar. İnsan dışı varlık hangisi? Çeşme. Çeşme konuşuyor arkadaşlar. Yani burada yine ne var? Konuşturma. Bir uyarımız var arkadaşlar. Konuşturma sanatı olan her yerde kişileştirme vardır. Ancak her kişileştirmede konuşturma yoktur arkadaşlar. Bu mantık çok basit aslında bakarsanız. Şimdi biz ne demiştik? Konuşturma aslına bakarsan kişileştirmenin bir bölümüdür. Dolayısıyla kişileştirmedir arkadaşlar. Yani şimdi ben desem ki size işte ay çiçeği güneşe selam verip nasılsın, ne yapıyorsun diye sordu. Bakın, ay çiçeği konuştu. Konuşturma var. Şimdi insana ait bir özelliği insan dışı bir varlığa vermedik mi? Dolayısıyla kişileştirme de var değil mi arkadaşlar? Ama her kişileştirmede konuşturma olmayabilir. Yani intak olmayabilir. Bak örnek veriyorum. Uğur böceği dertli dertli düşünüyor. Şimdi bakın, Uğur böceği düşünüyor burada arkadaşlar. Düşündüğünü söylüyoruz. Düşünmek insana ait. Bunu Uğur böceğine verdik. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Kişileştirme. Ama konuşturma var mı içinde? Yok. Tamam mı arkadaşlar? Bütün konuşturmalar aynı zamanda ikinci söz sanatı olarak da aynı zamanda kişileştirmedir arkadaşlar. Bütün konuşturmalar kişileştirmedir. Ama bütün kişileştirmeler konuşturma değildir. Hani konuşulan kısmı konuşturmadır. Onun dışındaki özellikler sadece kişileştirme diye geçer. Videoyu dinleyelim diyor ama dinleyelim. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Evet arkadaşlar, videoyu dinledik. Bir daha dinleyelim isterseniz. Burada hangi söz sanatı var? Bunu bir düşünün, tamam mı? Sordum sarı çiçeğe, annen babam var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen babam var mıdır? Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Evet, burada arkadaşlar çiçek konuşuyor değil mi? Çiçek konuşuyor. Dolayısıyla burada ne var? Konuşturma. Bir konuşturma özelliği var. Konuşturma sanatı, yani diğer adıyla intak var. İkinci olarak dolayısıyla hangi özellik olmuş oluyor? Hangi söz sanatı olmuş oluyor? Kişileştirme. Çünkü konuşmak insana aittir ve biz onu çiçeğe vermiş oluyoruz. Geldik tezata arkadaşlar. Tezatın diğer adı zıtlık. Arkadaşlar, bir cümlede, bir ifadede iki zıt kelime varsa, şimdi zıt kelimeleri artık biliyorsunuz. Aşağı, yukarı, siyah, beyaz, büyük, küçük değil mi? Güzel, çirkin gibi iki karşıt, iki zıt kelime bir ifadede ise, bir cümlede ise o cümlede hangi söz sanatı var diyoruz arkadaşlar? Tezat, yani zıtlık. Örneğimizi inceleyelim. Geç yatar, erken kalkar. Arkadaşlar geç ve erken zıt kelimeler değil mi? Evet. Dolayısıyla burada hangi söz sanatı var? Tezat arkadaşlar. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerim. Arkadaşlar ağlamak ile gülmek değil mi? Doğarken battığını, var olan yokluğun.
ömrünü sürüyor, sürüyorum. Bir varken bir yok. Arkadaşlar ağlamak, gülmek zıt. Doğmak, batmak zıt. Var ile yok zıt. Değil mi? Dolayısıyla bu cümlede bayağı bir zıt kelimeler olduğu için buraya ne diyoruz? Tezat. Yani bunu siz örneklerinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim çok büyük bir evim var. Ahmet'in ise biraz daha küçük bir evi var. Bakın cümlede ne var? Büyük ve küçük. Zıt kelimeler var. Dolayısıyla burada tezat vardır diyoruz. Bir sonraki söz sanatımız arkadaşlar abartma. Diğer adıyla mübalağa. Diğer isimleri tekrar söylüyorum. Unutmayacaksın arkadaşım. Çünkü soruda sana abartma da diyebilir, mübalağa diye de sorabilir. Anladın mı? Bunu unutma. Arkadaşlar, şimdi biz abartmayı genelde şöyle biliyoruz. Bir şeyi olduğundan çok daha büyük göstermek. Aslında bakarsan bu doğru. Ama sadece büyük göstermek abartma değildir. Bir şeyi olduğundan çok daha küçük göstermek de abartmadır arkadaşım. Tamam mı? Bunu unutmayacaksın. Yani bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesi veya çok daha küçük, çok daha az gösterilmesidir arkadaşlar. Tamam mı? Alem sele gitti gözüm yaşından. Vay be! Arkadaşlar ne diyor? Alem sele gitti. Yani diyor ki benim gözyaşlarımdan sel oldu. Böyle hani seller oldu ağlamaktan. Şimdi sizce biraz bu ağlama seviyesini büyütmüyor mu? Olduğundan çok daha büyük göstermiyor mu? Evet. Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı. Vay be! Arkadaşlar gönlüt o kadar taşmış ki dalgalardan daha büyükmüş. Evet. Çok büyütüyor değil mi arkadaşlar? Çok abartıyor. Burada yine abartma var. Büyüterek. Uçtuk Muaş ufkunda görünmek hevesiyle. Uçtuk diyor arkadaşlar. Şimdi yani o kadar hızlıymış ki uçtuk diyor. Yani tamam hızlısın ama uçamazsın yani. Olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Vay vay vay. Arkadaşlar ne diyor bu? Yani diyor ki ben bir ah çeksem diyor dağ taş eriyecekmiş diyor. Yine derdini tamam dertlisin ama kardeşim yani dağ taşı da eritecek kadar değil. Olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Bir diğerine bakalım. Sizi yıkarım dağlar. Yare zarar gelirse. Evet bayağı bir sinirleneceğini söylüyor ama dağları yıkamazsın arkadaşım. Bunu biraz abartıyorsun. Bu dertten demir çürür. Bilmem nasıl dayandım. Öyle büyük bir derdi varmış ki. Bu dertten demir çürüyormuş. Yine abartıyor. Deniz mürekkep olsa yazılmaz benim. Yazılmaz benim. Evet bu cümleyi anlayamadık herhalde. Bir bakalım. Evet. Herhalde derdini diyor ki yani o kadar mürekkep olsa deniz kadar mürekkep olsa yine ben derdimi anlatamam anlamında söylüyor. Ama yine biraz abartıyor. Şimdi bu örneklerde hep bir şey olduğundan büyük göstermiş arkadaşlar. Ama bir şey olduğundan daha küçük göstermek de abartmadır demiştim. Mesela şöyle düşünelim. Ahmet tüy kadar hafifti. Ya şimdi tamam Ahmet hafif olabilir, bir insan hafif olabilir ama tüy kadar olabilir mi? Hayır. Bunu çok küçültmüş. Değil mi arkadaşlar? Ya da diyelim ki bir gün çok açsınız. Eve yemeğe gittiniz. Anneniz size bir yemek getiriyor ama bu yemeğin miktarı biraz az. Atıyorum tabağın yarısı kadar getirmiş. Siz de annenize şunu diyorsunuz. Anneciğim bu yemek benim dişimin deliğini bile doldurmaz. Şimdi tamam yemek az olabilir ama o kadar az değil. Yine olduğundan daha küçük gösterdin. Bu şekilde de abartma yani mübalağa yaptın. Evet bu metindeki söz sanatlarını işaretleyin arkadaşlar. Her gök gürlemede cik 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 bir ton yağım erir. Vay 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 bir ton yağ. Asercecik demişler. Asercecik cik. Etin ne butun necik. Ton kimdir sen kimcik. Evet arkadaşlar bekliyoruz sizi. Her gök gürlemede cik 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 bir ton yağım erir. Dermiş serçecik. Arkadaşlar serçecik konuşuyor. Konuşuyorsa dolayısıyla hangi söz sanatlı oluyordu? Konuşturma ve kişileştirme. Bir ton yağım erir diyor. Arkadaşlar biraz abartmamış mı sizce? Öyle değil mi? Şimdi bu ikisini bulduk. Bakalım başka var mı? Demişti atecik. Etin ne budun ne necik. Ton kimdir sen kimcik. Evet. Başka bir söz sanatı bulabiliyor musunuz? Ben de bulamadım arkadaşlar. Dolayısıyla bu kadar. Şuraya bakalım.
Evet arkadaşlar, söz sanatını buluyorsunuz. Evet. Hemen bulduğunuzu düşünüyorum zaten. Benzetme arkadaşlar. Dağ gibi odun. Odun neye benzetmiş? Dağa benzetmiş arkadaşım. Evet, yine söz sanatını buluyoruz. Ya da söz sanatlarını. Birden çok da olabilir arkadaşım bu şekilde olunca. Sen bir çiçeksin, annen saksı. Hemen hastalansan odalar yaslı. Arkadaşlar odalar yaslı tutabilir mi? Sizce? İnsana ait bir özellik. Kişileştirme yapmış. Sen bir çiçeksin annen saksı, hemen hastalansan odalar yaslı. Bakalım başka bir şey var mı? Sen bir çiçeksin diyor. Evet, insanı çiçeğe benzetiyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Bak, sen bir çiçeksin diyorum. Mesela diyelim ki karşında biri varsa ona diyorsun ki sen bir çiçeksin. O karşındaki kişiyi neye benzetmiş oluyorsun? Tabii ki kişiye. Çiçeğe. Evet, aşağıdaki cümlelerden kendine benzetilen öğe işaretleyin arkadaşlar. Hani biliyorsunuz, benzeyen, benzetilen, benzetme önü, benzetme edatı. Hangisi benziyor arkadaşlar? Hangisi benzetiliyor? Hani bir şey başka bir şeye benzetiliyor. Ona bakacağız. Evet. Öğretmeni neye benzetiyor arkadaşlar? Benzetilen hangisi? Doğan güneş. Evet, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Kendisini neye benzetiyor? Çocuklara arkadaşlar. Benzetilen öğemiz çocuklar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.